Evet arkadaşlar, bütün bu modelleme, sculpting, renklendirme, dokulandırma işlemlerinden sonra artık elde ettiğimiz ürünü sunum için Tristio Max sahnesi hazırlamaya geldi sıra. İşte birçok karakter artistinin, birçok modelcinin en sevdiği aşama belki de budur. Çünkü ürettikleri ürünün en son sunumu sırasında o ürünle ilgili ışıklandırmalar, böyle sahne hazırlamaları falan biraz daha zevkli gelecektir. Burada yapacağımız şey şu. Characteris Materials'tan Max dosyası açık şu anda. Ve kaynak dosyalarının içinde bulabileceğiniz benim daha önceden hazırladığım bir render sahnesi var. Bu render sahnesini arkadaşlar şu şekilde Max üzerine sürükleyerek bırakıyorum ve Open File yerine Merge File diyorum. Her iki dosyayı da üst üste getireceğim burada. Merge File dedim. Bakın bu render sahnesini şöyle bir ayarlayalım. Bu render sahnesi hazır bir zemini bulunan ve arkada şöyle sahnenin bakalım. Şu şekilde arka plan için düz renge sahip bir perdesi ve ışıklarıyla birlikte iki tane Omni ışığı, bir tane Skylight ışığı ve kamerasıyla birlikte hazır bir sahne. Bu şekilde arkadaşlar merge ettim dosyayı ve sahneyi buraya yerleştirdim. Bakın. Şimdi şu kameraya geçmek için C'ye basıyorum. Kameraya geçtim. Görüntü şu şekilde duruyor. Render alacağım kare bu şekilde duruyor. Bunu düzenlemek istiyorum. P'ye basıp perspektife geçtim tekrar. Z ile odaklandım ve bütün dosyalar yerine şu zemine odaklanmak istiyorum. Zemini seçtim. Z'ye basıp zemine odaklandım. Bakın. Şimdi zemini şöyle kaldırmak istiyorum biraz. Ayaklara hizalayacağım çünkü. Şuradan kaldırdım. Ayaklarına hizaladım. Öyle dursun zemin. Şimdi arkadaşlar materyal selektörü açarsak bakın şu materyaller zaten karakterisin kendi materyalleriydi. Zeminin de bir materyali var. Zeminin materyali ama burada şu anda görünmüyor. O yüzden Pick Material from Object. Bakın bu da çok kullanışlı bir araçtır. Buna tıklayıp daha sonra sahne üzerinde zemine seçtiğim zaman bakın şu materyali zeminin kullandığı özellikleri getirdi. Bakın zemin diffuse PSD, zemin spec JPEG. Bunlar da arkadaşlar yine characteris klasörünün içinde, materials klasörünün içinde bulabilirsiniz bu dosyaları da. Bakın bu şekilde ayarladıktan sonra bu sahneyi save as diyorum. Save as characteris render sahnesi olarak kaydediyorum öncelikle. Render sahnesi olarak kaydettim. Ve arkadaşlar artık bu render sahnesi üzerinde çeşitli render denemeleri yapabilirim. Bu aşamada C'ye basıp kameraya geçtiğimizde şu andaki görüntü bu. Yani sahnede bu şekilde görünüyor karakteriz. Böyle bir basit render aldığım zaman nasıl bir görüntü olacak ona bakacağım. Ama ona bakmadan önce sahnedeki diğer objeleri, kamerayı ve ışıkları tanıtmak istiyorum size. Bakın şurada öncelikle şu perdenin nasıl bir perde olduğunu F4'e basıp bakalım. Alttan bu şekilde geliyor ve arkadan şöyle bir kıvrılması var bu perdenin. Basit bir arka plan için kullanılan, şurada da bir eğim olsun diye, ışığın kırılması sağlıklı olsun diye basit bir sahne arkası objesi bu. Ve şurada bir omni ışığı var. Karakterin şu arka çaprazında ve ön taraf çaprazında o ışığa çapraz olarak ikinci bir omni ışığı var. Bu ışıkların özelliklerine bakacağım. Bir de arkadaşlar şu yukarıda skylight olarak kullandığım bir ışık daha var. Şimdi bu ışıkların özelliklerine bakalım. Şu Omni ışığına tıkladım. Omni 01. Modify menüsünden Omni ışığının ne tür değerleri olduğuna bakalım. Bakın Shadows On. İşaretli. Intensity and Color'dan arkadaşlar renginin beyaz olduğunu, şu şekilde Near Attenuation ile Far Attenuation değerlerinin bakın değerleri görüyorsunuz. 13'te, burası 26 ve 17 şeklinde ayarlanmış durumda. Bu omni ışığının değerleri bu şekilde. Diğer omniye bakalım. Listeden arkadaşlar omni 02'yi seçtim.
Okey. Yani Xiaomi'deyim şu anda. Onun da değerleri bu şekilde. 5,5 metre, 18'e 32 kusur metre civarlarında near tunation, far tunation. Shallow parameters'ta herhangi bir özellik veya herhangi bir değiştirdiğim hiçbir şey yok. Sadece bu özelliklerini kullandım ve her ikisi de beyaz renkte omniler. Skylight'a bakalım. Skylight'ın özelliklerine. Skylight ise arkadaşlar yine renk olarak beyaz bir rengi sahip ve Cast Shadows işaretli durumda. Bu şekilde shadow'ların da gölgelerin daha güzel görünmesini istiyorum çünkü. Başka da değerleri bu şekilde. Başka da bir özelliğiyle oynamadım Skylight'ın da. Böyle bir özelliği var. Kameraya bakalım arkadaşlar. Kamera ise free bir kamera, yani target kamera değil. Free kamera ve lens olarak işte 43 kusur milimetrede lens değeri var ve fov değeri de 45 derece olarak ayarlanmış durumda. Bunu tabi değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi kameraya geçelim. F4'ü kapatıyorum. Ve kamerayı şöyle biraz daha sola alarak, bakın sahnede biraz daha sola aldım. Şu anda kamerayı hareket ettiriyorum. Şu şekilde sahneye ayarlamak istiyorum. Böyle ayarladım. Bu aşamada arkadaşlar render aldığım zaman nasıl bir görüntü olacak ona hemen bakmak istiyorum. O yüzden Max'in öncelikle bir render setup'ını ayarlamam lazım. Render setup'a tıklıyorum. Bakın açılan render menüsünden kaça kaç çözünürlükte bir render imajı çıkartacağım. Öncelikle bunu ayarlamam lazım. O yüzden burada arkadaşlar output size'da 1920'ye 1080 boyutlarında çıkartacağım. Tabii bunu arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. O size kalmış. Single common properties'den single tek kare alacağım için single bu. Herhangi bir animasyon yok. Daha sonra arkadaşlar render output nereye alacağım bu render'ı? Bunu belirtmem gerekiyor. O yüzden browse ediyorum. Çalışma klasörümü göstereceğim. Characteris. Ve format olarak JPEG seçelim. JPEG olarak render 1 diyelim. Buna da bu şekilde bir save diyelim. Best olsun. Tamam. Böyle de bir ayarlama yaptık. Başka şu anda herhangi bir render özelliği değiştirmek istemiyorum. Böyle bir render alacağım öncelikle. Render butonuna tıklıyorum. Bakın şimdi render almaya başladı. Max'in Scanline Renderer özelliğiyle render almaya başladı. Nasıl bir görüntü oluşacak? Arka plan nasıl görünecek? Karakteris nasıl görünecek? Önce bunu bir denemek istiyorum. İlk karenin renderı alınmış durumda. Bakın böyle bir görüntüsü var. Sağ taraftaki ışık kaynağından dolayı sağ taraftan gelen bir parlama olduğunu görüyorum. Sol taraftaki ışık kaynağı karşısından geldiği için çok fazla bir etki yapmıyor. Çünkü tam karşıdan aldık render'ı şu anda. Açıyı değiştirerek ışığın parlaklığını daha da çok hissettirebilirim. Ya da sahneye daha çok ışık ekleyebilirim. Veya arka tarafından farklı tonlarda, ön tarafından farklı renk tonlarında farklı ışıklar kullanabilirim. O yüzden bu birinci kareyi render 1 olarak kaydırıyorum arkadaşlar. Render 1 zaten kaydını çıkartmıştık. İmajın daha önce kaydetmiştik. Şimdi ise yapacağım şey şu. Biraz açıyı değiştireceğim öncelikle. Açıyı değiştireceğim. Hem de şöyle bir bakalım. Hem de ikinci bir ışık daha ekleyeceğim sahneye. Biraz da şu ışığın yoğunluğunu arttırmak istiyorum. Bakın şu ışığın yoğunluğunu biraz arttıracağım. Yoğunluğunu arttırmak için arkadaşlar şu far saturation değeri vardı. Onu biraz arttırıyorum. Biraz daha ışık buraya gelsin. Bakın şunları da biraz arttırıyorum. Biraz daha parlak bir ışık gelmesini istiyorum o taraftan. Önden gelen ışık bu kadarlık yeterli. Onu çok fazla arttırmayacağım. Arkaya bir ışık koyacağım. Bakın şuradan light sekmesinden hemen free light olsun. Photometric light diyor. Hayır, photometric light olmasın. Standart bir light olsun. Omni olsun. Bakın arkadaşlar. Omni koyacağım. Şu arka bölgeye. Arka bölgeye şöyle bir omni koydum. Tabii bu koyduğum omni arkada
bu kadarlık büyük bir aydınlatma olmasını istemiyorum. Diğer omniler ne kullanıyorsa onu kullanıyor şu anda çünkü o. Use diyelim. Bakın şunların değerleri de şu aşamada olsun. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar bunun rengini değiştireceğim. Renk olarak böyle kırmızı bir renk vermek istiyorum ona. O yüzden şöyle bir tam kırmızıya götürelim. Şöyle bir kırmızılık getirsin yani arka taraftan. Bu verdiği kırmızılıkla da şu orkun arkasından kırmızı bir ton oluşsun. Ama şu sahnenin arka tarafında öyle kırmızı bir ton oluşmasını istemediğim için Omni yerine arkadaşlar farklı bir ışık türü kullanacağım. Ona karar verdim. Çünkü arka tarafa da yansıyacaktır bu. Bu tür ışık türlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Target Direct veya Target Spot kullanabilirim. Direct bakın şöyle belli bir taraftan belli bir şekilde ışık kaynağı oluşturur. Bu ışığı arkadaşlar koyuyorum ve şöyle hedefini de böyle yaklaşalım. Bakın arkadan şöyle bir kırmızı ışık tonu vurduruyorum. Şöyle biraz uzaklaştıralım bunu. Bakın şöyle arkasından şu açıdan vursun bu kırmızı ışık tonu. Şöyle de bakın yerlere de bu kırmızılık vuruyor. Bu kadar. Eğer bu şekilde bir render alırsak arkadaşlar çok fazla parlayacaktır. Yani burada böyle görüyorsak bunu çok fazla parlayacaktır. O yüzden hemen onun şu ayarlarıyla biraz oynamam lazım. Intensity and Color buydu. Tamam rengimiz bu olsun. Use diyorum. Şöyle buraya da use diyelim. Bakın şöyle şu ton biraz daha azaldı. Biraz arttırmak istiyorum ama şöyle çok fazla olmasın. Şunu biraz azaltayım oraya doğru. Bunu da ona göre azaltayım. Bakın şu kadarlık bir tonlama yeterli. Bu tonlama yeterli. Arkadan böyle bir ışık gelmesini istedim. Kırmızı bir ışık gelmesini istedim. Daha güzel bir render almamı sağlayacaktır bu benim. Daha da bir orkun ortamına yaraşır bir renk seçimi oldu. Böyle bir render alacağım. Yine tam karşıdan bir render alacağım. O yüzden C'ye basıp ayarlamış olduğum kameraya geçtim. Ve şimdi de render setup'tan tekrar ikinci bir render alacağım için render bir JPEG yerine render 2 yapalım bunu. Save diyeyim. Ve render'a basıyorum. İkinci bir render alıyorum. Arkaya eklediğimiz kırmızı ışığın verdiği etkide bakın. Şöyle bir görüntü oluştu. Bu tarafında o ışığın sıcaklığını hissettirdi. Şimdi o ışık orada kalsın. Üçüncü bir ışık daha ekleyip bu tarafından şu yan tarafından olan parlaklığı da gösterebilmek açısından bölgesel bir yere yani orkun tam kafasına doğru hizalayacağım bir ışık ile yüzündeki detayları biraz daha ön plana çıkartacağım. Çünkü miğferden dolayı ne soldan ne sağdan yüzü ışık alabiliyor. O yüzden yüzünün biraz daha ışık almasını sağlayacağım. Bölgesel bir ışık daha ekleyeceğim yüzüne doğru Orkun. Hemen şunu bir kapatalım. Perspektiften yeni bir ışık daha ekliyorum arkadaşlar. Bakın şu aşağıdan yukarıya doğru gelen ışıktı. Yine directional bir ışık kullanacağım. O yüzden yine target direct buradan şöyle kafasına doğru hizalayacak şekilde bakın. Işığın izini hatta arka planda görebiliyorsunuz. Böyle bir ışık kullanacağım. Yalnız bunu bu şekilde kullandığım zaman oluşacak şey target direct'te hemen silelim. Arkada çok büyük bir iz olacaktır. O yüzden target daireyi şöyle aşağıdan yukarıya vurdurup veya yukarıdan aşağıya vurdurup kafasının orada ki ışık izini yok etmem lazım. O yüzden şöyle ışığı öne doğru getireyim. Şöyle yukarıdan aşağı vurduracağım bu ışığı. Ve şu ışığın arkadaşlar hizalamasını yapalım. Şöyle gelelim tam yüzüne doğru. Şöyle bir hizalama yapalım. Tam yüzüne doğru geliyor şu anda. Ve ışığın kendisini de şöyle biraz daha geriye çekelim ki daha kafasına doğru gelecek olsun.
Ve de arkadaşlar ışığın boyutunu düşüreceğim. O yüzden ışığı küçültüyorum şöyle. Her tarafında bu ışığın vermesini istemiyorum çünkü. Küçülttüm. Biraz daha küçülteceğim. Şöyle bakıyorum kafa kısmına doğru. Biraz daha küçülteceğim. Şöyle bakıyorum. Tamam, kafa bölgesi istediğim gibi ışık alacaktır. Bu kadarlık bir işlem yeterli. Şöyle biraz daha tarafı aldım. Bakın arka görünmeyecek kısımda da ışığın izi oluşuyor. Tamamdır. Şimdi ışığın özellikleri öyle oynayalım. Böyle kırmızı bir ışık yerine kafasına doğru gelen biraz daha mavi tonda bir ışık istiyorum. Şöyle bir ışık olsun. Ve bu ışığın giderek solmasını isteyeceğim. O yüzden şunları bir use diyelim öncelikle. Şimdi de arttıralım şu özelliklerini. Bakın şöyle çok fazla değil, az miktarda olmasını istiyorum. Biraz daha ışığı arttırırsam şuradaki izi kaybedeceğim. O yüzden biraz büyütüyorum ışığın boyutunu. Şu bölgede iz oluşsun, o bölgede iz oluşmasın. Böyle bir mavilik yerine arkadaşlar daha mat bir mavilik, şöyle bir mavilik tercihim. O yüzden böyle bir mavilik yapıyorum. Tabi bu aşamada beyaz ışık vererek, beyaz ışıkla da komple beyaza yakın bir ışık vererek detayları biraz daha arttırabiliriz. Biraz daha detaylı görebiliriz. O yüzden bu aşamada böyle beyaz ışığı da seçmemizin herhangi bir şeyi olmayacaktır. Shadow olarak herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Böyle bir efe olsun arkadaşlar. Farklı da bir daha fazla efektlendirme yapmıyorum. Sadece bölgesel yüzüne doğru ekstradan bir ışık detayı ekledim. Bu aşamada böyle gördüğümüz bir detayda yüzünde güzel bir görüntü oluşacaktır. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde yapmışken şu karşısından gelen şu diğer omni ışığının da biraz detayıyla oynayalım. Biraz daha ışığı sahnede aydınlatmak istiyorum. C'ye bastım, kameraya geçtim ve şimdi üçüncü bir render daha alıyorum arkadaşlar. Üçüncü bir render için öncelikle render setup menüsünden render 3 diyelim şöyle. Bu şekilde render alalım. Ve render butonuna basıyorum. Üçüncü bir render daha aldık ve son görüntü bu şekilde. Bakın şu kafasının bu kısmında daha ayrıntılı ışıktan dolayı detayları gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bu aldığımız 3 render karesine birden şöyle arda arda bakalım. Bakın buradaydı renderlar. Bu aldığımız birinci render sahnenin ilk halindeki birinci render. Bakın ışık ve diğer detayları burada bu şekilde görüyoruz. Bu aldığımız ikinci render. Bu ikinci renderde bakın yan taraftaki ışığın değerini arttırdık ve sol tarafına, karakterin sol tarafına ikinci bir ışık daha ekledik. Kırmızı renkte bir ışık daha ekledik ve bu şekilde bir görüntü oluştu. Bu da üçüncü render. Bakın bu üçüncü renderde arkadaşlar yaptığımız şey ise diğer ışıklara hiç dokunmadık. Sadece karşısından gelen ışığı arttırdık ve bakın ışık ağzından ışık yoğunluğuna göre değişen detaylandırmayı görüyorsunuz. Karşısından gelen ışığı arttırınca şu ön kısımdaki detaylar nasıl değişiyor bakın. Bu detaylar daha da gözle görülür oldu ve kafa kısmına ayrıyeten ekstra bir ışık daha, bölgesel bir ışık daha ekleyince bakın kafasının o kısmında daha da belirgin, hatta şurada ışığın izi de belli oluyor. Bakın orada ışığın izi de biraz belli oluyor. Daha güzel bir detaylandırma oldu. Yani bu şekilde sahneniz için en doğru ışıklandırmayı, bakın ilk hali, ikinci hali ve üçüncü hali. Sahneniz için en doğru ışıklandırmayı seçerek arkadaşlar kendinize göre farklı render sahneleri de ayarlayabilirsiniz.
Arka planı değiştirebilirsiniz, zemin değiştirebilirsiniz ya da altına bir dairesel bir parça ekleyerek turntable bir animasyon oluşturabilirsiniz. Animasyonları ayrı ayrı kareler şeklinde export edip bu export ettiğiniz kareleri bir flash dosyası üzerinde birleştirerek altındaki scroll'la sola ve sağa doğru döndürebildiğiniz ekstra bir sunum oluşturabilirsiniz. Ya da karakterinizi olduğu gibi bu zemine karakterinizi dizerek farklı açılardan da render'ını alabilirsiniz. Çalışma klasörünüzün içinde bu şekilde alınmış bir render daha bulunacaksınız. Ve ayrıyeten karakterin 360 derece döndürüldükten sonra alınmış render'ını ve bu render'ın bir flash dosyası haline getirilmiş olduğu bir SVF dosyasını da çalışma klasörü içinde bulabilirsiniz. Bu aşamada Characteris Render sahnesini kaydediyorum. Ve aldığım bu renderları da ayrıca Renders isimli bir klasörde tutuyorum arkadaşlar. Peki aldığımız bu renderlara farklı işlemler uygulayıp Photoshop'ta bu renderlara farklı türden efektler ekleyebilir miyiz? Tabii ki ekleyebiliriz. Bu tür efektler eklemeyi Photoshop'la haşır neşir olan herkes gerçekleştirebilir. Farklı artistlerin çalışmalarından kendinize örnek alabileceğiniz farklı tarzda renderlar görebilirsiniz. Buna göre arkadaşlar arkaya blur, farklı tonlarda derinlikler ekleyebilir, farklı hareketlendirmeler yapabilirsiniz veya karakterinize bir iskelet sistemi giydirip farklı pozlarda renderlar alabilirsiniz. Bu tür çalışmaları ilerledikçe ve kendinizi iyice ilerledikten sonra ne yapmak istediğinize karar verdikçe o aşamada öğrenmeniz gerekenleri farklı eğitim setlerini takip ederek de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Artık benim size karakter modelleme ve dokulandırma dersinde anlatacağım başka bir şey kalmadı. Yapmanız gereken şey 3D Studio Max'e hakim olmak. Daha sonra ZBrush'ta ilk aşamada bir karakter modelcinin kendi işine yaradığı kadar ZBrush'ı öğrenmesi ve kullanabilmesi, ekstradan faydalanabileceği Unwrap alabilmek için UV Layout programında haşır neşir olması, daha sonra Topogon programına nasıl yüklenir, nasıl export edilir normal map onları bilmesi ve ekstradan shader mapler üretmek istiyorsa Crazy Bump gibi piyasada bulunan birçok program arasından kendine göre bir shader programı seçip istediği shader programı üretebilmesi gerekir bir karakter modelcinin. Ve bu aşamada arkadaşlar aslında bir karakter modelcisi sadece birkaç programla değil birden fazla programla haşır neşir olması gereken kişidir. Eğer bu dersler hazırladığımız bu eğitim seti size bu aşamada istediklerinizi sunabiliyorsa ve yapmak istediğiniz ama yapamadığınız bazı şeyleri gözler önüne sererek size yardımcı olabiliyorsa